Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel börek tarifi paylaşacağım. İçi tavuk eti hazırlayacağım. Patatesli tavuk eti. İlk önce hamurunu hazırlayacağım. Bunun için kabıma bir su bardağı ılık süt ilave edeceğim. Daha sonra 2 su bardağı ılık süt. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı şeker. Daha sonra 1 yemek kaşığı kuru maya. Şimdi güzelce ilave ettiğim malzemeleri karıştıracağım. Daha sonra 2 tane yumurta beyazı, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 2 çay kaşığı tuz. Şimdi güzelce tekrardan karıştıracağım. Şimdi ise ununu ilave edeceğim. İlk önce 5 su bardağı un ilave edeceğim. Şimdi güzelce hamurumu yoğuracağım. Eğer gerekirse un tekrardan ilave edeceğim. Kulak memesi kıvamında şöyle yumuşak ele yapışan hamur olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 5 su bardağı un ilave etmiştim. Kıvamı bayağı cıvık. 2 su bardağı un daha ilave edeceğim. 7 su bardağı henüz un kullandım. Ve ben söylemeyi unuttum. Sütümüzü ve suyumuzu ilave ederken muhakkak ılık olması gerekiyor. 1 su bardağı süt, 2 su bardağı ılık su. Şimdi henüz 7 su bardağı un ilave ettim. Siz de unun her zaman az az ilave edin. Şimdi güzel hamuru yoğuracağım. Eğer gerekirse tekrardan onu ilave edeceğim. Şimdi güzelce yoğurdum. Kıvamı henüz cıvık. 1 su bardağı daha ilave ettim. 8 su bardağı un ilave ettim. Şimdi tekrardan yoğuracağım. Hamuru da güzelce yoğurdum. Çünkü kıvamı ele yapışan kıvamda olması gerekiyor. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edeceğim. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip hamuru toparlayacağım ve daha sonra mayalanmaya koyacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı cıvık kıvamda. Ele yapışan kıvamda olması gerekiyor. Poğaça börek yaparken bu şekilde. Şu elime biraz tekrardan şöyle sıvı yağ ilave ettim. Üzerine güzelce süreceğim ve üzerine streç filmle kapatıp kalın bir battaniye kapattıktan sonra mayalamayı koyacağım. Şu iki katına çıkana kadar mayalandıracağım. Şimdi ise iç harcını hazırlayacağım. Tavamı ocağa koydum ve iki tane tavuk göğsünü şöyle göstereyim. Küçük küçük. Ne kadar şöyle küçük ve ince olursa bu şekilde o kadar güzel. İki tane tavuk göğsü kullandım. Küçük küçük doğradıktan sonra onu da tavama ilave edeceğim. Ve tavama hiçbir şekilde yağ, su hiçbir şey ilave etmedim ve bu şekilde kendi suyunu salıp çekene kadar ara sıra karıştırarak pişireceğim. Şimdi tavuk etlerinde suyunu salıp çekip güzelce çektikten sonra şimdi içerisine 2 tane orta boy soğanımı küçük küçük doğradım. İçerisine bol soğan ilave edeceğim. Ben 2 tane soğan kullandım. Küçük küçük doğradım. Şimdi onları da içerisine ilave ettim. Daha sonra 2 yemek kaşığı tereyağı. Ve 4-5 yemek kaşığı da şöyle sıvı yağ ilave edeceğim. Güzelce biraz şöyle tereyağı erisin. Soğanlar da tavuk etleriyle beraber biraz kavrulsun. Şimdi arkadaşlar tereyağım da eridi. Soğanlarını biraz tavuk etiyle beraber kavruldu. Şimdi içerisine soğanlarım tam kavrulmamış ve pembeleşmemiş patatesini ilave edeceğim. Şöyle 4 tane patates kullandım. 4 tane orta boy patatesi küçük küçük göstereyim. Küçük ve ne kadar ince doğrarsak o kadar güzel. 4 tane orta boy patates yeterli. Eğer isterseniz az da kullanabilirsiniz veya 5 tane de ilave edebilirsiniz. 4 tane yeterli.
Ve ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel. İçerisinde çabuk pişerler. Şimdi güzelce karıştıracağım. Güzelce şimdi hem tavuk etleri hem soğanlar rengi biraz dönsün, pembeleşsin. Şimdi patatesleri de ilave ettikten sonra içerisine bir tane yeşil biberi küçük küçük doğradım. Ve iki tane de sarımsak kullandım. Onları da aynı şekilde küçük küçük doğradım. Eğer isterseniz siz renkli biberler de ilave edebilirsiniz. Ben bir tane yeşil biber kullandım. Şimdi güzelce karıştıracağım. Baharatlarını da ilave edip artık kabağını kapatacağım. Baharat olarak ben tuz ve kırmızı toz biber kullanacağım. Eğer isterseniz kekik, kurunane ilave edebilirsiniz. Toz biber acı olduğu için şöyle az ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Şimdi ise kapağını da kapatacağım. Ve bu şekilde hem kavrulacak hem de patatesler içinde pişene kadar pişireceğim. Şimdi ise artık iç harcım da artık hazır arkadaşlar. Şu kapağını kapattıktan içerisine hiçbir şekilde su ilave etmedim. Patatesleri de küçük küçük doğradığım için kolaylıkla çabuk piştiler. Kapağını kapattıktan sonra şimdi ise artık ocağın altını kapattım. Üzerine maydanoz ilave edeceğim. Eğer isterseniz dereotu da ilave edebilirsiniz. Şimdi karıştıracağım ve artık iyice iç harcımızın soğuması gerekiyor. Hamurum da gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce kabardı. İyice mayalandı. Şimdi yanıma da biraz sıvıya koydum. Elimi sıvıya alabulayıp hamurumu biraz yoğuracağım. Hafıza çıksın. Daha sonra ise bezeleri ayıracağım. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki yoğurma aşamasının noktası yumuşak, ele yapışan kıvamda olursa hamurumuz da güzel olur. Tepsinin de alt kısmını sıvıyla yağladım. Bu şekilde elimize yapışmaması için sıvıyla yağlayıp bezeleri ayıracağım. Bir mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar 30 tane bezim çıktı. Şimdi üzerine temiz bir bezle kapatacağım. Şöyle 5-10 dakika tekrar tepsi mayası şöyle biraz mayalansın. Daha sonra şeklini vereceğim. Şimdi hamurlarım da bezlerim de mayalandı arkadaşlar bu şekilde. Yanıma da biraz yağ koyup şöyle masama biraz yağ ilave edeceğim. Çok kolay, elimle açacağım. Çok kolay. İçine iç harcına koyup kapatacağım. Bu şekilde açtıktan sonra şimdi içerisine dolu dolu şöyle iç harcına koyacağım. Bol iç, bol malzemeyle. Daha sonra kenarlarını bu şekilde üzerine doğru kapatacağım. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi sarıyoruz. Şekilde bu şekilde. Şimdi tepsimin içerisine dizeceğim. Şöyle tekrardan göstereyim. Elimi sıvı yağla batırdım ki hamurun bezimi açarken şeklini kolaylıkla verebilmek için. Şöyle gördüğüm şekilde açtıktan sonra tekrardan içerisine bol iç harcından koyacağım. Şekerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şu kenarlarını kapatacağım. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay. Bu şekilde hepsini tüm bezin bitene kadar hepsini bu şekilde hazırlayıp tepsinin içerisine dizeceğim.
İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki tepsim de artık hazır. Tüm bezelerimi iç harcına ilave edip güzelce hazırladım. Ve şimdi ben ayırdığımız iki tane yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra tüm poğaçalarımızın üzerine yumurta sarılarını güzelce süreceğim. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra şimdi önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 dereceli fırına koyacağım. Güzelce kabarıp alt üstü kızarana kadar fırında pişireceğim. İki tepsim de artık fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri güzelce kızardı. Çok güzel de kabardı, yumuşacık. Şöyle gördüğünüz gibi. İnanılmaz güzel olmuş. Şöyle görer mi? Gördüğünüz gibi yumuşacık. İçi de güzelce gayet pişmiş. İnanılmaz güzel olmuş. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İçi de gördüğünüz gibi bol malzemeli. Yumuşacık, hiçbir şekilde içinde hamurlaşma olmamış, pamuk gibi olmuş. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Ve işte bu şekilde artık tavuk etli patatesli poğaçalarım da artık hazır. Umarım sizler de evlerinizde dener beğenirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.